Nüfus önemli bir konudur. Neden böyle söylüyorum? Çünkü ÖSYM her yıl yapmış olduğu sınavlarda nüfus ile ilgili bilgileri yoklayıcı sorular sormaktadır. Ne demek istiyorum? Buradan soru gelecek demek istiyorum. O halde hiç vakit kaybetmeyelim, o soruların peşine düşelim. Hatta ilk cümlemiz de soru cümlesi olsun. Nüfusu inceleyen bilimin adı nedir? Cevap A da budur. Demografi ya da demografya. Lütfen bunu not alın. Nüfusu inceleyen bilimin adı demografi ya da tersten okuyun. Demografi nedir? Nüfus bilimi diyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi sınırları belirli bir yerde, belirli bir zamanda yaşamış insan sayısına biz nüfus adını veriyoruz. Nüfus ile ilgili bilgilere de nüfus sayımları sonucunda ulaşıyoruz. Nüfus sayımları sonucunda. Peki Türkiye'de nüfus sayımlarını yapan kurumun adı nedir? Cevap TÜİK. Peki TÜİK'in açılımı nedir? Türkiye İstatistik Kurumu. Bağımsız bir kurum mudur? Hayır, değildir. Kime bağlıdır? Daha önceden Başbakanlığa bağlıydı. Şimdi ise Kalkınma Bakanlığı'na bağlıdır. Burada güncel bir bilgi olduğu için karşınıza soru olarak gelebilir. Olayı şu şekilde izah etmek istiyorum. TÜİK nüfus sayımlarını yapıyor ve nüfus sayımları sonucunda bir takım istatistiki bilgiler elde ediyor. Elde etmiş olduğu bu verileri Kalkınma Bakanlığı'na sunuyor. Kalkınma Bakanlığı da Devlet Planlama Teşkilatı ile birlikte bu istatistiki verilerden hareketle proje, politika üretiyor ve bunu hükümetin önüne koyuyor. Hükümetin hoşuna giderse bu projeler onaylanıyor ve hayata geçiriliyor. Yani nüfus sayımları hükümetin politika üretmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Değerli arkadaşlarım, dedik ya, nüfus ile ilgili bilgilere biz nüfus sayımları sonucunda ulaşıyoruz. O halde hemen soralım. Nüfus sayımları sonucunda hangi bilgilere ulaşılır? Bu da yine soru bankalarında sizin karşınıza soru olarak gelecek. Nüfus sayımları sonucunda hangi bilgilere ulaşılır? Değerli arkadaşlarım, nüfus sayımları sonucunda elbette ki ülke içerisinde yaşayan nüfusun miktarı, sayısı tespit edilir. Nüfusun miktarı, sayısı tespit edilir. Devletler ülkesinde yaşayan milletin sayısını bilmek zorundadır. Aksi halde ne doğru dürüst bir yönetim sergileyebilirler ne de doğru dürüst bir politika uygulayabilirler. Nüfus önemli. Hatta nüfus dış politikada da belirleyici unsurlar arasındadır. Çin ne demişti? Hatırlayın. Aynı anda bir zıplasak dünyada deprem oluştururuz biz demişti. Yani nüfus gücünü ortaya koymuştu. Bir başka örnek vermek istiyorum. Mesela Avrupa Birliği üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir parlamento var. Avrupa Birliği parlamentosu. Bu parlamentoda üye ülkeler nüfusları oranında temsilci hakkı bulunduruyor. Avrupa Birliği'nin en kalabalık, nüfusu en fazla olan ülkesi Almanya. O halde soruyorum size. Avrupa Birliği parlamentosunda en büyük söz hakkı kime aittir? Almanya'ya. Hatta bir tespitte de bulunalım. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini neden istemiyorlar? Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse nüfusuyla girecek. Nüfusuyla girerse Avrupa Birliği parlamentosunda en büyük söz sahibi olan ülkelerden birisi olacak. Bu da tabii ki diğer üyeleri rahatsız ediyor. Nüfus kullanmasını bilen için önemli bir güçtür kardeşim. Evet, nüfus sayımları sonucunda nüfusun miktarı tespit edilir. Aynı zamanda nüfus sayımları sonucunda bu nüfusun ne kadarı kadın, ne kadarı erkek, bu da tespit edilebilir. Kadın erkek oranı tespit edilebilir. Bunlar aynı zamanda bize soru yaptıran önemli ipuçlarıdır. Bakın, bir ülkede kadın nüfus oranı fazlaysa bilin ki o ülke ya savaştan çıkmıştır ya da o ülke gelişmediği için erkekler dışarıya çalışmaya gitmiştir. Bakın lütfen not alın bunu. Bir ülkede ya da bölgede kadın nüfus oranı fazlaysa ya o ülke savaştan çıkmıştır ya da erkekler ekonomik nedenlerle dışarıya göç etmiştir. Yorum bilginizi artırmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Nüfus sayımları sonucunda genç ve yaşlı nüfus oranı da tespit edilebilir. Peki biz bu bilgilerden hareketle hangi yorumları yaparız? Örneğin genç nüfus oranı fazlaysa o ülke gelişmemiş, yaşlı nüfus oranı fazlaysa yaşam standartları yüksek, o ülke gelişmiştir şeklinde yorum yapabiliriz. Ya da genç nüfus oranı fazlaysa ülke ne yapar? Eğitime ağırlık verir. Yaşlı nüfus oranı fazlaysa sosyal hizmetlere ağırlık verir. Yani politikasını buna göre belirler. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Nüfus sayımları sonucunda aynı zamanda nüfusun niteliği hakkında da bilgi sahibi olabiliriz. Okuma yazma oranını tespit edebiliriz ve ülkenin eğitim seviyesini ölçebiliriz. Eğitim seviyesi yüksekse o ülke gelişmiş, düşükse gelişmemiştir şeklinde yorum yapabiliriz. Bakın, bundan 5-10 yıl öncesine kadar Türk ekonomisinde en büyük pay neye ayrılıyordu? Eğitime ayrılıyordu. Neden? Demek ki kardeşim, bizim eğitim seviyemiz henüz istenilen noktaya ulaşmamış. Yani düşünsenize, daha önceden bizim
devlet başkanlarımız ya da gelişmemiş ülkelerin devlet başkanları biz iktidara geldik, okul yaptık diyordu. Şimdi okul yapılması güzel bir şey gibi geliyor kulağa. Ama bir de şu açıdan bakın, demek ki bugüne kadar orada okul yokmuş. Biz yol yaptık diyor. Demek ki o güne kadar orada yol yokmuş. Gelişmiş bir ülke kalkıp da ben okul yaptım, yol yaptım demez. Bakın Türkiye'de son zamanlarda mega projeler ortaya çıkmaya başladı. Nedir? Avrasya Tüneli, 3. Köprü, öyle değil mi? Ovid Tüneli, efendim nedir? 3. Havaalanı gibi dev mega projeler ortaya çıkmaya başladı. Artık biz de okul yapıyoruz, yol yapıyoruz demiyoruz. Bu da bizim gelişmekte olduğumuzu gösteren güzel şeyler, değerler. Kanal İstanbul, öyle değil mi? Okuma yazma oranını tespit edebiliriz. Aynı zamanda çalışanların meslek kollarına göre dağılımı, tespit edebiliriz. Örneğin nüfusun ne kadarı tarım sektöründe, ne kadarı sanayi hizmet sektöründe çalışıyor. Eğer tarım sektöründe çalışanların oranı fazlaysa ülke gelişmemiş, sanayi hizmet sektöründe çalışanların oranı fazlaysa o ülke gelişmiştir şeklinde yorum yapabiliyoruz. Aynı zamanda kişi başına düşen milli gelir hesaplayabiliriz. Nedir onun adı? Gayri safi milli hasıla. Oku bakayım. Gayri safi milli hasılayı hesaplayabilmek için nüfusu bilmemiz gerekiyor. Hatta yoğunluk hesaplayabilmek için. Bakın bunu söylediğime lütfen beni pişman etmeyiniz. Şimdi yoğunluk hesaplayabilmek için benim iki şeye ihtiyacım var. Nedir onlar? Bir, yoğunluğunu hesaplayacağım yerin yüz ölçümünü bilmem gerekiyor. Tek başına yeterli mi? Hayır. Aynı zamanda o yüz ölçüm üzerinde, bölge üzerinde yaşayan insan sayısını bilmem gerekiyor. Bunlardan birisi olmazsa ben ne yapamam? Yoğunluk hesaplayamam. Bakın ne olur yanlış anlamayın. Bir yerde insan sayısını bilirsek nüfus yoğunluğu fazladır ya da azdır şeklinde yorum yapabilir miyiz? Hayır. Aynı zamanda bir de neyi bilmemiz gerekiyor? Yüz ölçümünü. Bu ikisi bir araya gelecek. Ben bir oranlama yapacağım ve nüfus yoğunluğunu bu şekilde ortaya çıkartmış olacağım. Evet, nüfus sayımları sonucunda bu ve buna benzer bilgilere ulaşılır. Ama özetlemek gerekirse bu nüfus sayımları sonucunda ne olur? Üç kelimeyle açıklayacak olsak. Bir, nüfusun niceliği, yani sayısını tespit edebiliriz. Nicelik demek, sayı demek. Niceliğini tespit edebiliriz. Aynı zamanda bu nüfusun niteliği, eğitim durumu hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Hatta bu nüfusun dağılımı, yani ülke içerisinde ki dağılımı, neyi kastediyorum? Kır ve kentte yaşayanların oranını tespit edebiliriz. Bu da yine bize bir takım yorumlar yaptırma imkanı verir. Şimdi nüfus sayımları önemli dedik. O yüzden gelin nüfus sayımlarının tarihçesine bir bakalım. Nüfus sayımlarının tarihçesinden bahsedeceğiz. Nüfus sayımlarının tarihçesi. Şimdi değerli arkadaşlarım, ders kitabımızda da yazıyor, okumuşsunuzdur. Bugüne kadar ilk nüfus sayımı işte M.Ö. 3000 yılında Çin'de yapılmış, yapıldığı iddia ediliyor. Yani kesin bir bilgi yok. O yüzden kesin bir bilgi olmadığı için yazmıyorum. Ben hemen bize dönüyorum. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır? Bizim bir sloganımız vardı. Osmanlı'da şunu kim yaptı? Hiçbir şey bilmiyorsan cevap 2. Mahmut diyeceksin. Öyle değil mi? 2. Mahmut. 1831 yılında ilk nüfus sayımı yapılıyor. Fakat bu nüfus sayımı profesyonel anlamda bir nüfus sayımı değil. Ne demek istiyorum? Kardeşim burada sadece erkekler ve hayvanlar sayılmıştır. Ne demek istiyorum? Erkekler sayılmıştır. Neden? Çünkü ülke içerisindeki asker sayısını tespit etmek istenmiştir. Hayvanlar sayılmıştır. Neden? Çünkü Osmanlı'da hayvan başına alınan vergi vardır. Ne vergisi? Anam vergisi. Demek ki vergi gelirlerini tespit etmek amacıyla yapılmış bu nüfus sayımı. O halde 2. Mahmut zamanında yapılan nüfus sayımı profesyonel anlamda bir nüfus sayımı değil. Nedir? Askeri ve ekonomik nedenlerle yapılmış bir nüfus sayımıdır. Hatta burada şöyle bir genelleme yapabiliriz. 20. yüzyıla kadar yapılan nüfus sayımları amaç asker ve vergi gelirini hesaplamak üzerinedir. Yani profesyonel anlamda bir nüfus sayımı olarak kabul edilmez. Peki dünyada profesyonel anlamda, periyodik anlamda nüfus sayımı, ilk nüfus sayımı nerede yapılmıştır diye sorarlarsa 1700'lü yıllarda İskandinavya diyeceksiniz. İskandinavya deyince akla 3 ülke geliyor. İsveç, Norveç, Finlandiya. İlk gelen ülke İsveç olduğu için ilk nüfus sayımı nerede yapılmıştır? İsveç'te diyeceksiniz. Bakın bu da soru olarak karşınıza gelir. Dünyada ilk nüfus sayımı demiyorum. Profesyonel anlamda, periyodik anlamda ilk nüfus sayımı ne zaman, nerede yapılmıştır? 1700'lü yıllarda İskandinavya'da, İsveç yoksa Norveç'te kardeşim. Bunun dışında Kanada'yı da dahil edebiliriz. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır diye sorduklarında bu kez cevabımız 1927 diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk nüfus sayımı 1927'de yapılmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar, ben az sonra şuraya Türkiye'nin nüfus tarihçesini gösteren bir grafik çizeceğim. Ama bu grafikten önce size mutlaka söylemem gereken çok önemli bazı bilgiler var.
Hani derler ya, hepsini unut, bunu unutma. İşte o kadar önemli bir bilgi. Nedir o? Değerli arkadaşlarım, lütfen bunu büyük harflerle yazın. Nüfus miktar olarak sürekli artar. Nüfus miktar olarak ne olur? Sürekli artar. Peki ne azalır? Kardeşim, nüfus artış hızı azalır. Nüfus artış hızı ya da nüfus artış oranı azalabilir. Azalabilir. Bir kez daha söylüyorum. Nüfus miktar olarak sürekli artar ama oran olarak, yani nüfus artış hızı azalabilir. Ne demek istediğimi şöyle açıklayayım. Örneğin 1990 yılında Türkiye'nin nüfusu atıyorum 100 kişi oluversin. Tamam mıyız? 5 yıl geçti aradan. 1995 yılına geldik. Türkiye'nin nüfusu 200 oldu kardeşim. Arttı mı? Arttı. Devam ediyorum. 5 yıl sonra 2000 senesine geldik. Türkiye'nin nüfusu 201 oldu. Arttı mı? Arttı. Ama önceden çok artmıştı, şimdi az arttı. Nüfus ama çok artar, ama az artar, bir şekilde hep artar. Unutmayın lütfen, bu çok önemli. İkinci önemli bilgi, orana bakarak miktar hakkında yorum yapılamaz. Bir kez daha söylüyorum, orana bakarak miktar hakkında yorum yapılamaz. Miktar hakkında yorum yapılamaz. Ne demek istiyorsun hocam? Hemen açıklayayım. Mesela Doğu Anadolu'nun nüfus artış oranı Marmara'daki nüfus artış oranından daha fazladır cümlesinden hareketle Doğu Anadolu'nun nüfusu Marmara'dan fazladır anlamı çıkar mı? Hayır. Ya da bir başka örnek. Ne diyelim? Kenya'nın nüfus artış hızı oranı Türkiye'nin nüfus artış oranından fazladır. O halde Kenya'nın nüfusu ne kadardır bana söyleyebilir misiniz? Hayır. Orana bakarak miktar hakkında yorum yapılamaz. Şimdi bu söylemiş olduğum cümleler çizeceğim grafikte böyle mihenk taşı olacak arkadaşlar. Eleyici soruların cevabı olacak grafiğimizi oluşturduktan sonra. Şimdi buraya bir grafik çiziyorum. Bu grafikte benim öğrencimin ilk bakmasını istediğim şey burada milyon kişi mi yazıyor, yani miktar mı yazıyor yoksa oran mı yazıyor? Buna bakacak. Oran yazıyorsa miktar hakkında yorum yapılamaz. Bu bir. Şimdi buraya bazı özel tarihlerimiz var, onları yazacağım. Mesela 1927 özel bir tarih yazıyorum. 1939 özel bir tarih yazıyorum. 1945 özel bir tarih. Neden özel? Bunları hiç anlatacağız zaten. 1950'ler, 50 demiyorum da 50'ler. 1960'lar, 1980'ler. Efendim 2007 diyorum ve burada noktayı koyuyorum. Şimdi bu tarihlerin neden önemli olduğunu konuşalım. Öncelikle ne dedik? Nüfus miktarı olarak sürekli artar. Nüfus 1927'den itibaren artıyor böyle. Zaten hep artar. Fakat 1939 yılına gelince nüfus artmıyor. Adeta sıçrıyor kardeşim. Türkiye nüfusunda çok ciddi bir artış yaşanıyor. Bunun sebebi nedir? Bakın 39 demişiz. Cevap gelmiştir muhakkak. Hatay'ın anavatana katılması. Biliyorsunuz Hatay Atatürk'ün vefatından sonra Misak-ı Milli sınırları dahilinde ülkemiz sınırlarına katılmıştır. Demek ki ülkelerin siyasi sınırları değişirse nüfusu da ne olabilir? Değişebilir kardeşim. 1939'daki bu ciddi nüfus artışının sebebi Hatay'ın anavatana katılmasıdır. Yaklaşık 2 milyon kişi bizim nüfusumuza dahil edilmiştir. Devam ediyorum. 1939'da nüfus artıyordu. 1945'e geldik. Nüfus ne oldu? Nüfus ne oldu? Söyleyin bana. Sakın ha, nüfus azalmadı. Sakın burada bu hataya düşmeyin. Peki ne azaldı? Nüfus artış hızı azaldı. Önceden çok artıyordu, şimdi ne oldu? Az arttı. Tamam mıyız? Peki neden azalttı? 1945 yılında nüfus artış hızının azalmasının sebebi 2. Dünya Savaşı. E hocam biz 2. Dünya Savaşı'na fiilen girdik mi? Hayır, girmedik. Ama her an savaşa girecekmiş gibi seferberlik ilan ettik ve erkek nüfusu silah altına aldık. Dolayısıyla erkek nüfus seferberlik nedeniyle silah altında olduğu için ne oldu arkadaşlar? Doğum oranları azaldı. Nüfus artış hızı düştü diyoruz. Devam ediyorum. 1945'ten sonra Türkiye'nin nüfusu hızlı bir şekilde arttı. Hatta bunu böyle yükseğe, bayağı bir yükseğe çıkartıyorum. Neden biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde gelmiş geçmiş en büyük nüfus artışı 1950'lerde yaşanmıştır. Neden? Biz bunu kısaca ülkenin gelişmişlik düzeyiyle açıklıyoruz. Gelişmişlik. 1950 tarihi Türkiye'nin hem ekonomik hem askeri hem de siyasi tarihi açısından büyük önem arz eder. Türkiye adeta Avrupa'ya kapılarını açmıştır. Birleşmiş Milletler'e üye olmuştur, Avrupa'dan dış yardım almıştır, NATO'ya üye olmak için çalışmalar yapmıştır.
Ve Avrupa'dan aldığı yardımları ülke genelinde yatırıma dönüştürmüştür. Yaşam standartları artmış, ölüm oranları azalmış, bu da nüfusun fırlamasına yol açmıştır. Bir kez daha söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük nüfus artışı ne zaman yaşanmıştır? 1950'lerde. Sebebi ülkenin gelişmişlik düzeyi diyoruz. Devam ediyorum. 1950'den sonra tekrar nüfus artış hızında bir azalma yaşanıyor 1960'larda. Bunun sebebi nedir? Bunların hepsi soru. 1960'larda bakın nüfus azalmıyor. Her defasında söyleyeceğim bunu. Ne azalıyor? Nüfus artış hızı azalıyor. 1960'da bu azalmanın sebebi Avrupa'ya ekonomik nedenlerle yapılan göç. Avrupa'ya ekonomik nedenlerle yapılan göç. Türk filmlerinden hatırlarsınız. İşte Kadir İnanır ağaç bavulunu, sazını alır ve ne yapar? Gurbet türküleri söyleyerek Almanya'ya gider. Ve tabii ki Almanya'ya gidebilmek için de diş kontrolünden geçer. Çok acıklı bir durumdur. Lütfen belgeselini izleyin. Yani Almanya Türk işçilerini almadan önce diş kontrolünden geçiriyor. Neden? Sağlıklı bir insan ne kadar sağlıklı olduğu gerçeğiyle diş yapısından ulaşılıyormuş, bilginiz olsun. Velhasıl kelam Avrupa'ya ekonomik nedenlerle yapılan göç dedik. Devam ediyorum. 1980'lere geldik. Nüfus yine uçtu kardeşim. 1980'lerdeki bu artışın sebebi nedir? Cevap Balkanlardan sınır dışı edilen soydaşlarımızın ana yurda Türkiye'ye sığınmasıdır. Biliyorsunuz Misak-ı Milli sınırlarıyla birlikte biz sınırlarımızı küçülttük. Ama bu sınırların dışında birçok soydaşımız kaldı. Bunlar özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'da baskıya, zulme tabi tutuldu ve dayanamadılar. 2 milyonu aşkın insan 1980'lerde ne yaptı? Türkiye'ye sığındı. Balkan göçleri. Tamam mıyız? Bu da önemli. Şimdi ondan sonra 1985'ten itibaren Türkiye'de nüfus artış hızı sürekli düştü. Bakın nüfus azalmadı. Nüfus artış hızı sürekli azaldı. Burada 2007'yi vurgulamışız. Neden? Bunu da hemen belirtelim. Arkadaşlar 2007 senesine kadar Türkiye'de nüfus sayımları çok ilkel yöntemlerle yapılıyordu. Devletin görevlendirdiği bir memur, sayman ne yapıyordu? Geliyordu nüfus sayımının yapılacağı gün hane halkını sayıyordu. Ve o sayımın yapıldığı gün adeta sıkı yönetimi ilan edilmiş gibi sokağa çıkma yasağı vardı. İlkel yöntemlerdi. Peki bu ilkel yönteme ne zaman son verilmiş? 2007'de bu da soru olarak karşınıza gelir. Peki o ilkel yöntem gittiği yerine ne geldi? Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi geldi. Söyle bakayım, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi uygulamasına ne zaman geçildi? 2007'de. Tamam mıyız? Ondan sonra dedik ya nüfus artış hızı gitgide azaldı. Sonra bunu biraz uzatmak istiyorum, biraz güncel olsun. 2010'lu yıllara nüfus artışında şöyle ciddi, dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Peki bunun sebebi nedir diye sorarlarsa buna da kısaca ne diyeceğiz? RTE. Recep Tayyip Erdoğan. Gittiği her düğünde vatandaşı uyardı. Dedi ki en az 3 çocuk. En az 3 çocuk. Şimdi devletin başındaki insan bunu söyleyince insanların bunu araştırması gerekiyor. Neden programlarını yarıda bırakıp düğün törenlerine katılıp 3 çocuk mesajı veriyor? Değerli arkadaşlarım burada biraz sizinle muhabbet etmek istiyorum. Şimdi tıpta 333 kuralı denilen bir kural vardır. Bunu araştırın lütfen. Ben burada bunun bir kısmından bahsedeceğim. Şimdi 333 kuralına göre diyelim ki anne baba evlendi. Bir çocuk yaptı. Anne baba öldü, bir çocuk kaldı. Nüfus ne olur? %50 azalır. Anne baba evlendi. İki çocuk yaptı. Anne baba öldü, iki çocuk kaldı. Nüfus fitleşir. Artış olabilmesi için 2'den fazla olması gerekiyor. 2.1, 2.2 olmayacağına göre en az kaç çocuk olması lazım? 3 çocuk olması lazım. Peki bizim devletimizin başındaki insanlar neden 3 çocuk konusunda ısrarcı? Çünkü Türkiye gitgide Japonya'ya benzeyen, biliyorsunuz Japonya deyince yaşlı ülke akla gelir. Dolayısıyla Japonya'ya benzeyen bir yapıya doğru gidiyor. Yani yarın şurada 15-20 yıl sonra sizin gibi gençler olmayabilir. Dolayısıyla bu tür tehlikeden kurtulmak adına unutmayın. Devletin en önemli politikalarından birisi nüfus politikalarıdır ki onu o konuda nüfus politikalarını anlatırken söyleyeceğiz. Olayı bir özetleyelim. İlk nüfus sayımı 1927'de yapıldığı için önemli dedik. 1939'da nüfus artışında dikkat çekici bir artış var sebebi Hatay'ın anavatana katılması. 1945'te nüfus artış hızı ciddi bir şekilde azalmış, nüfus azalmamış. Peki bu azalmanın sebebi ne? Nüfus artış hızının azalmasının sebebi 2. Dünya Savaşı. En büyük nüfus artışı ne zaman yaşanmış? 1950, sebebi gelişmişlik. 1960'larda nüfus artış hızındaki azalmanın sebebi Avrupa'ya ekonomik nedenlerle yapılan göç. 1980'lerdeki artışın sebebi Balkanlardan sınır dışı edilen soydaşlarımızın ana yurda sığınması.
2007'nin özelliği ne? Kardeşim 2007'de ilkel yöntem bırakıldı ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildi. Son yıllarda Türkiye'nin nüfus artış hızında bir kıpırdanma oldu. Bunun sebebi de devletin başındaki insanların, siyasilerin nüfus artışını özendirici çalışmaları diyeceğiz. Evet, böylece Türkiye'nin nüfus tarihçesinde bahsetmiş olduk. Fakat şu kısmı lütfen arkadaşlar çerçeveleyin ve süsleyin. Burada hemen birkaç yorum daha yapayım. Hızlı geçmek istemiyorum burayı. Şimdi dese ki burada oran verilmiş. Değil mi? Oran verilmiş. Nüfus miktarının en az olduğu yıl 1927'dir. Doğru mu? Evet. Neden? Kardeşim nüfus sürekli artar. Miktar olarak sürekli artar. Peki nüfusun en fazla, nüfus miktarının en fazla olduğu yıl ne zamandır? İşte bugün. Nüfus dün mü daha fazladır, bugün mü? Cevap bugün. Neden? Çünkü nüfus miktar olarak sürekli artar. Tamam mıyız? Bu bir. Şurada bir kez daha söylüyorum. Nüfus azalmamış, nüfus artış hızı azalmış. Nüfus azaldı diyebilmemiz için çizginin şu sıfırın altına inmesi gerekiyor. Evet, Türkiye'nin nüfus tarihçesinden bahsettik. Şimdi de sıra geldi nüfus artışına. Nüfusun artmasına nüfusun artması denir. Ya da kitabi bir ifadeyle söylemek gerekirse nüfusun bir önceki yıla göre olan sayısal değişimine bir nüfus artışı adını veriyoruz. Nüfus artışını iki şekilde ifade ediyoruz. Nedir o? Birincisi doğal nüfus artışı ki buna kısaca bundan sonra DNA diyelim. Bir de dış göç ile meydana gelen nüfus artışı var. Ona da reel nüfus artışı adını veriyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Nüfus artışı kaç şekilde ifade edilir? İki şekilde. Doğal nüfus artışı, bir de ne varmış? Dış göç ile meydana gelen nüfus artışı. Ona da reel nüfus artışı dedik. Önce doğal nüfus artışıyla başlayalım. Doğum ve ölüm oranlarına bağlı nüfus artışına biz doğal nüfus artışı adını veriyoruz. Yani şu şekilde düşününüz. Bir yerde doğan insan sayısı fazla, ölen insan sayısı az ise nüfus ne olur? Artar. İşte bu şekildeki bir artışa biz doğal nüfus artışı adını veririz. Şimdi dikkat! Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkeler, ki nüfus artış hızı derken kastedilen doğal nüfus artışıdır, nüfus artış hızının yüksek olduğu, fazla olduğu ülkeler nasıl ülkelerdir? Cevap, gelişmemiş ülkelerdir. Bakın ben şimdi bir cümle kullanacağım, sen onu hemen tercüme edeceksin. Benim bulunduğum bölgede nüfus artış hızı yüksek. Sen ne diyeceksin? Hocam senin bulunduğun bölge gelişmemiş. O halde sağlamasını yapalım. Dünyada doğal nüfus artış hızının en fazla olduğu kıta neresidir? Cevap, en gelişmemiş kıta. Yani Afrika kardeşim. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu kıta Afrika'dır. Peki Türkiye'de nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölge neresidir diye sorarlarsa bu kez en geri kalmış bölgemiz yani Doğu Anadolu bölgesi diyeceğiz. Anlaştık mı? Bir kez daha söylüyorum. Soru bankalarında sizin karşınıza en çok gelecek soru bu. Bir yerde nüfus artış hızının yüksek olması oranın gelişmemiş olduğunu gösterir. Tamam mıyız? Bir de ne var? Gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışı var. O ise dış göç ile açıklanır. Bunu da yazmak istiyorum. Gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışı dış göç ile açıklanır. Biz de ona reel nüfus artışı adını veriyoruz. Malumunuz nüfusu anlatıyoruz. Nüfus denilince tabii ki istatistik bilgiler, tablo, grafik soruları karşınıza gelecek. Örneğin bir tane grafik sorusu soralım. Şuraya bir grafik hazırlıyorum. Şuraya yıllar dedim. Yıllar. Şurada yıllar var. İşte falan falanca yıllar. Şuraya da nüfus artış oranı dedim. Şimdi dikkat. Şu siyah kalem ne olsun? Doğum oranı olsun. Doğum oranı anlamına gelsin. Şu kırmızı kalem de nüfus artışı anlamına gelsin. Nüfus artışı. Şimdi dikkat ediniz. Doğum oranı sürekli ne olmuş? Azalmış. Doğum oranı sürekli azalmış. Ama nüfus öte yandan ne olmuş? Sürekli artmış. Şimdi bunu neyle açıklayacağız biz? Doğum oranı azalmasına rağmen nüfus artıyorsa bu ülke dışarıda ne alıyordur? Dış göç alıyordur. İşte biz buna reel nüfus artışı adını veriyoruz. Toparlamak gerekirse nüfus artışı iki şekilde ifade edilir. Doğal nüfus artışı, reel nüfus artışı. Doğal nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkeler gelişmemiş. Doğum oranı az olmasına rağmen nüfusu artan ülkeler dışarıdan dış göç almıştır. Yani onlar da nedir? Gelişmiş ülkelerdir şeklinde özetleyebiliriz. Evet, bu kadar. Tabii ki nüfus artışının ortaya çıkartmış olduğu bir takım sonuçlar var. Nüfus artışının ortaya çıkartmış olduğu sonuçlar. Bu sonuçları biz ikiye ayırıyoruz. A diyelim, nüfus artışının ortaya çıkartmış olduğu olumsuz sonuçlarla başlayalım. Nüfus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkartmış olduğu olumsuz sonuçlar nelerdir?
Aslında bunu bir cümleyle bile ifade edebiliriz. Nedir o? Nerede çokluk, orada bir takım sıkıntılar olur kardeşim. Tamam mıyız? Bunu bu şekilde düşünün. Örneğin bir de yerde nüfus fazlaysa, nüfus artış hızı yüksekse orası gelişmemiştir. Dolayısıyla kişi başına düşen milli gelir azalır. Kişi başına düşen belediye sağlık hizmetleri aksar. İşsizlik oranı artar. Bunları zaten herkes biliyor. Ben bazı maddelere özellikle vurgu yapmak istiyorum. Şimdi size sorarım. Nüfus artış hızının yüksek olduğu bir ülkede ihracat fazla mıdır, az mıdır? İhracat dışarıya mal satmak demek biliyorsunuz. İhracat azdır. İhracat nedir? Azdır. Bir örnek vermek istiyorum. Dünya pirinç üretiminde Çin birinci sıradadır. Ama pirincin Çin ekonomisine katkısı neredeyse hiç yoktur. Neden? Çünkü kendileri yiyorlar. Dışarıya satabilecek pirinçleri yok adamların. Demek istediğimi anladınız mı? İhracat az. Hatta yetmiyor, bu adamlar bir takım ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyorlar. Ona da ne diyoruz? İthalat diyoruz. O zaman buralarda ithalat nedir? Fazladır. Dıştan alıyorlar sürekli. Şimdi işletme mantığıyla bak. Sen az satıyorsun, çok alıyorsun. Buna ne denir? Dış ticaret açığı denir. Yani bu tür ülkelerde dış ticaret açığı, kısaca borç fazladır. Dış borç fazladır. Bu tür ülkelerin ekonomik bağımsızlığı yoktur diyebiliriz. Bunların kapısını çalan sürekli kim vardır? IMF gibi örgütler vardır. Dış ticaret açığı fazladır. Aynı zamanda çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Nüfus artış hızının yüksek olduğu gelişmemiş ülkelerde demografik yatırım fazladır. Bakın şimdi demografik yatırım denince sanki iyi bir şeymiş gibi akla geliyor. Sakın ha. Demografik yatırımın fazla olması o ülkenin gelişmediği anlamına gelir. Demografik yatırım üzerine biraz konuşmak istiyorum. Türkiye'de demografik yatırımların en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Yani Doğu Anadolu bölgesi gelişmemiş olduğu için. Doğu Anadolu'da bir amcanın yanına gidiyorsun. Diyorsun ki amca şu çocuk kaça gidiyor? Adam da diyor ki kardeşim o çocuk okumuyor. Niye? Çünkü benim onu okutabilecek durumum yok. İyi de senin durumun yok diye bu çocuk cahil mi kalacak? Kim gönderecek bunu okula? Kim karşılayacak bunun eğitim masraflarını? Devlet. Ya da bu çocuk hasta oldu, hastaneye götürdüler. Sağlık güvenceniz ne diye sordular amcaya. Amca dedi ki benim işim yok, dolayısıyla sağlık güvencem de yok. İyi de senin sağlık güvencen yok diye bu çocuk ölecek mi, üzerine çarpı mı atacağız? Hayır. Kim karşılayacak bunun hastane, doktoru, ilaç masraflarını? Devlet. Yani devlet bu tür sıkıntılarla uğraşırken başka yatırımları yapmaktan geri kalacak. Eğer bir yerde bedava kömür dağıtılıyor vesaire bir şeyler yapılıyorsa bilin ki bunlar demografik yatırım kapsamında yapılan hizmetlerdir. Uzatmayalım. Benim bulunduğum yerde demografik yatırım fazla demek o ülke gelişmemiş demek. Tamam mıyız arkadaşlar? Bunu unutmayalım. Aynı zamanda nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde tasarruf azdır. Tasarruf azdır. Ne demek istiyorum? Doğal kaynaklar bilinçsizce tüketilir. Yani ileriyi hiç düşünmeden bütün doğal kaynaklar talan edilir diyebiliriz. Evet, daha birçok olumsuz sonuç buraya yazabiliriz. Ama burada keselim. Biraz da olumlu sonuçlarından bahsedelim. Nüfus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkartmış olduğu olumlu sonuçlara örnekler vereceğiz. Olumlu sonuçlar. Şimdi olumlu sonuçlar deyince her bir birey, her bir vatandaş devlet için bir vergi kaynağıdır. Dolayısıyla nüfus arttıkça ülkelerin vergi gelirleri de ne olur? Artar. Yine Çin'den bir örnek vereyim. Çin arkadaşlar gelişmiş bir devlet midir? Hayır, asla gelişmiş bir devlet değildir. Ama baktığın zaman gelişmiş bir devlet gibi kendini gösteriyor. Neden? Çünkü 1,5 milyara yakın insan var ve hepsinden vergi alıyor. Dolayısıyla vergi alarak kendi ne oluyor? Güçleniyor. Halk ne oluyor? Fakirleşiyor. Anlaştık mı? Dolayısıyla devletler vergiler sayesinde ekonomilerini daha güçlü hale getiriyorlar bu şekilde. Nüfus artış hızının yüksek olmasının bir başka olumlu sonucu askeri anlamda caydırıcı bir güç unsuru olmasıdır. Askeri anlamda bir güç unsurudur nüfus. Yine Çin'den bir örnek verelim. Ne demişlerdi bir ara? Kardeşim bizi kızdırmayın. Aynı anda bir zıplasak gezegende oluşacak sarsıntı karşısında dayanamazsınız demişlerdi. Ben de aynı fikirdeyim. Yeryüzündeki en tehlikeli silah insandır. Hele o insan bir de Türkse, hani Çin'e bile kök söktüren bir Türkse, o zaman daha ciddi sıkıntı. Evet, olumlu sonuçlardan bahsediyoruz. Nüfus artışının yüksek olmasının olumlu sonuçlarından bir diğeri de değerli arkadaşlarım yeni meslek kolları, yeni iş meslek kolları ortaya çıkar. Meslek kolları ortaya çıkar. Bunun dışında hem olumlu hem olumsuz maddeler de var. Örneğin işçi ücretleri ucuzlar. İşçi ücretleri
ucuzlar. Şimdi siz bunu hem olumlu hem de olumsuz maddeler arasında düşünebilirsiniz. Olumlu dersiniz, kimin için olumlu? İşveren için, patron için ya da devlet için olumlu. Kimin için olumsuz? Millet için, çalışan için olumsuz diyeceğiz. Aynı zamanda nüfus artışının yüksek olduğu ülkelerde iş gücü açığı olmaz. İş gücü açığı ne olur? Az olur diyoruz. Evet, nüfus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkartmış olduğu olumsuz sonuçları say bitiremezsin. Ama olumlu sonuçları sayarak rahatlıkla bitirebiliriz. Şimdi değerli arkadaşlarım, yine önemli bir kısma geçmek istiyorum. Az evvel de söylediğim gibi dünya nüfusu sürekli bir artış eğilimindedir. Sürekli artar. Ama az artar, ama çok artar, bir şekilde artar. İşte dünyadaki bu nüfus tarihçesine dönüp baktığımızda nüfus belli dönemlerde yine artmış ama çok dikkat çekici bir şekilde artmış. Biz buna dünya nüfusundaki 3 büyük sıçrama adını veriyoruz. 3 büyük sıçrama. Milli Eğitim ders kitabında da bu başlık adı altında anlatılır. Dünya nüfusunda nüfus sürekli artmıştır ama belli dönemlerde artmamış, resmen zıplamış, sıçrama olmuş kardeşim. Bunlar da dikkat çektiği için hemen nota dönüştürülecek. Bu üç büyük sıçramadan ilkiyle başlıyorum. Birinci sıçrama ne zaman gerçekleşmiştir? İlk insanoğlunun alet edevat yapımını öğrenmesiyle gerçekleşmiştir. Nasıl yani hocam? Biraz açar mısınız? Kardeşim ilk insanlar vahşi bir doğanın içerisinde vahşi hayvanlarla mücadele ederek yaşıyorlardı. Alet edevat yapımını öğrenmesiyle birlikte insanoğlu ne oldu? Doğal koşullara karşı mücadele gücünü biraz daha arttırdı. Dolayısıyla yaşam standartları kalitesi biraz daha arttı. Ölüm oranları azaldı. Hop nüfus sıçradı. Birinci sıçrama insanoğlunun alet yapımını öğrenmesiyle gerçekleşmiş. Geçiyorum ikinci büyük sıçramaya. İkinci sıçrama bu da Neolitik dönemde. Ne zaman? Neolitik dönem çok önemli. Bunları anlatacağız ileride. Neolitik dönemde tarımla birlikte yerleşik hayata geçince gerçekleşti. Yerleşik hayata geçince. Bu arada yerleşik hayata neyle geçilmiş? Tarımla. Ne zaman yapılmış? Neolitik dönemde. Bunları bilin. İnsanoğlu tarım arazilerini işleyebilmek için ne yapacak? İş gücü ihtiyacını ortadan kaldırmak amacıyla habire çocuk yapacak. Dolayısıyla kalabalık aileler ortaya çıkmış. Bu da nüfusun hızlı bir şekilde artış göstermesine, sıçramasına yol açmıştır diyoruz. İkinci sıçrama tarımla yerleşik hayata geçince gerçekleşmiş. Ama gelmiş geçmiş en büyük nüfus artışı yani üçüncü sıçrama ne zaman gerçekleşmiştir? Sanayi devrimi ile birlikte. Malumunuz sanayi devrimi ile birlikte insanların yaşam standartları yükselmiş, ölüm oranları azalmış. Bu da nüfusun hızlı bir şekilde artmasına yol açmıştır diyoruz. Özetlemek gerekirse dünya nüfusunda dedik ya, 3 büyük sıçrama var. Birinci sıçrama alet yapımını öğrenmesiyle, ikinci sıçrama tarımla birlikte yerleşik hayata geçince, üçüncü ve en önemli sıçrama ise sanayi devrimi ile birlikte gerçekleşmiştir diyoruz. Toparlamak gerekirse, değerli arkadaşlarım ne dedik? Nüfus miktar olarak sürekli artar, oran olarak azalabilir. Hocam hep artar mı? Kardeşim istisnai durumlar da var. Örneğin, bütün dünyayı ilgilendiren önemli savaşlar vardır. Bu savaşlar sonucunda insanoğlu toptan kendi kendini imha edebilir. Ya da bazı doğal afetler, biliyorsunuz doğa ile insanoğlundaki mücadeleyi her zaman doğa kazanır. Doğal afetler sonucunda insanoğlunun tamamı yeryüzünden kaybolabilir. Ya da bulaşıcı hastalıklar, sıtma gibi hastalıklar sonucunda birçok insan hayatını kaybedebilir. Böylece boşverin nüfusun azalmasını, kıyamet kopabilir kardeşim, kıyamet kopabilir ve bunun sonucunda taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmayabilir. Ama doğal şartlar, doğal koşullara bıraktığınız zaman nüfus sürekli bir artma eğilimindedir diyoruz. Evet, buraya kadar olan kısımda da ne yaptık? Nüfus artışından bahsettik. Nüfus artışını ikiye ayırdık. Doğal nüfus artışı, reel nüfus artışı. Gelişmemiş ülkelerdeki nüfus artışı doğal nüfus artışıdır. Gelişmiş ülkelerdeki nüfus artışı ise dış göç yani reel nüfus artışı ile açıklanır. Nüfus artışının ortaya çıkartmış olduğu bir takım olumlu olumsuz sonuçlar var. Olumsuz sonuçları bir cümleyle açıkladık. Nerede çokluk orada sıkıntı dedik. Olumlu sonuçlarına gelince işte vergi gelirleri artar, askeri anlamda bir güç unsurudur, yeni iş meslek kolları ortaya çıkar, işçi ücretleri ucuzlar, buna dikkat edin, hem olumlu hem olumsuz bir madde. Aynı zamanda iş gücü açığı az olur, bu da yine hem olumlu hem olumsuz, nereden baktığına göre değişen bir bilgidir. Dedik ya nüfus hep artmıştır ama belli dönemlerde artma değil resmen sıçrama yaşanmıştır.
Üç büyük sıçrama dedik. Birinci sıçrama insanoğlunun alet edevat yapımını öğrenmesiyle birlikte doğal koşullara karşı mücadele gücü artmış ve nüfus artmıştır. İkinci sıçrama Neolitik dönemde tarımla birlikte yerleşik hayata geçince gerçekleşmiştir. En büyük sıçrama ise sanayi devrimiyle birlikte insanoğlunun yaşam standartları yükselmiş ve böylece nüfus sıçrama hamlesi göstermiştir. Nüfus hep artar ama Allah göstermesin savaşlar, doğal afetler, hastalıklar nüfusu tamamen ortadan kaldırabilir. Allah'ın işine karışılmaz. Diklenmeyeceğim. Öyle nüfus azalmaz, mazalmaz. Bunlar hoş laflar değil.